Herkese merhabalar. 6. sınıf Türkçe 2. dönem 1. yazılı provasına hazır mısın? Çok korkuyorum. Hiç korkmana gerek yok. Türkçe yazıları her zaman en leziz, en kolay ve en güzel nottan yazıldı. Hocam bizim hoca çok zor not veriyor. Tamam, olabilir. Bazı hocalar biraz kanaat notunu kullanırken birazcık böyle düşük not verebiliyorlar ama temelinde bütün hocalarımız sizin iyiliğinizi istiyorlar. Biz de bir hoca olduğumuz için sizin iyiliğinizi istedik. Milletin Bakanlığı'ndaki kolejlerdeki hocalarla konuştuk. Burada şimdi yazılı sorularımız var. Gerçekten seçici sorular. Yani iyi not almak isteyen, böyle 100 almak isteyen, 95'ten aşağısını sevmeyen öğrenciler için güzel bir yazılı provası hazırladık. Fakat öncesinde 6. sınıfın 2. dönem 1. yazılı konularını şöyle bir göz gezdirelim. Ardından da bilmemiz gerekenleri söyleyelim ki bunun PDF'ini açıklamaya da koyacağız. Bir kez daha çalışın, üzerine tık atın diye. Ardından da güzel, leziz sorularla yazılı provamızı yapacağız Songuç'um. Şimdi ilk başta şunu bilmemiz lazım. Zaten cümlede ve parçada anlam bütün yazılıların ortak standart konusudur. Yani hiçbir zaman bu değişmez. Burada soru çözecek miyiz hocam? Tabii ki çözeceğiz. Bak, hikayenin unsurlarına bakacağız ve aynı zamanda bir parçanın üzerinden bu metnin ana düşüncesini, anlatım biçimlerini, düşünce gelişimi olur. Hep sınavlarda böyle çıkıyor hocam. Mutlaka buna benzer bir soru gelecek. Ardından da isim, sıfat, zamirle alakalı değil bilgi soruları, yazım ve noktalama ile alakalı net bilgi içeren soruları da çözeceğiz ki yazılıda güzel bir not alalım. Zaten amacımız yazılıdan önce bilgileri, provayı yapıp mesela durdurup siz de bakabilirsiniz acaba biliyor muyum diye. Ardından da yazılıda hop çikilop kurtulmak. Şimdi bilmemiz gerekenlere baktığımızda öncelikle şunu aklımızdan çıkarmayalım. Neden sonuç cümlelerinde bir gerekçe, bir neden, bir sebep vardı. Amaç sonuç cümlelerinde ise bir istek, bir plan, bir gaye, bir hedef vardı. Koşul sonuç cümleleri ise daha çok adeta babaanne, anneanne cümleleri gibidir. Ödevini yaparsan dışarı çıkarsın. Nefret ediyorum bu cümlelerden. Ama babaannemizi, anneannemizi seviyoruz tabii. Öyleyecek bir şey yok. Ama seviyorum canım. Cümlelerden nefret ediyorum. Doğru, cümle kötü. Yani ödevini yaparsan dışarı çıkarsın biraz gerçekten sıkıcı bir cümle. Bir çıkayım gezeyim ondan sonra yaparım da demek istiyor insan. Öznel ve nesnel cümle zaten hayatın boyunca gireceğim bütün sınavlarda, yazılarda muhtemelen karşına çıkacak olan bir şey Tonguç'um. Öznel cümle kişisel düşünce içeren, yorum içeren, kişiden kişiye değişen cümleler. Nesnel cümle ise Tonguç'um kanıtlanabilir, kişiden kişiye değişmeyen bilimsel cümleler. Mesela Türkiye'nin başkenti Ankara'dır nesnel bir cümle ama Ankara'yı çok seviyorum cümlesi ya da Ankara İstanbul'dan daha güzeldir, daha iyidir gibi farklı cümleler, kişiden kişiye değişen cümleler öznel cümle oluyor. Parçası anlamda şuna dikkat etmemiz lazım Tonguç'um. Metnin içerisindeki son cümleler bilhassa bize ana düşünceyi verebiliyor. Bazen ilk cümlede de olabiliyor, bazen parçanın bütününe de geliyor ama son cümlelere çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü ana düşünce, düşüncelerin annesi, dolayısıyla da yardımcı düşüncelerden sonra ana düşünceyi son anda verip bitirebiliyor. Hatta bununla alakalı her zaman söylediğimiz bir şey var. Neydi? Nasıl bir filmin son 10 dakikasını izlemeden çıkarsan filmi anlayamazsın. Bir parçanın da mesela hoca sana sınavda uzun bir paragraf verdi. Bak birazdan biz de buna benzer bir örnek çözeceğiz inşallah. Böyle uzun bir parça verdi. Son cümlelere mutlaka dikkat et. Yani bu demek değildir ki diğer cümleleri salla. Tabii ki diğer cümlelere dikkat et ama son cümleye bilhassa biraz daha dikkat et diyorum Tonguç'um. Konu parça neden bahsettiğini başlık yine ana düşünce gibi iki kelimeyle anlatabilen bir şey olması lazım. Yardım düşüncelerde ana düşünceyi açıklayan, ana düşünceyi geliştiren ifadeler. Şimdi yazım kurallarına ve noktalamaya baktığımızda şuna dikkat etmelisin Tonguç'um. Birincisi D'nin yazımı, K'nin yazımı, M'nin yazımı, yazımı karıştırılan sözcükler, bileşik sözcükler, sayıların ayrı yazılması. Bunlarla alakalı bol bol soru çözmelisin. Zaten hoca mutlaka bununla alakalı sana örnekler çözdürdü ve Milliyetin Bakanlığı'nın sana ücretsiz verilen kitapların arkasında bununla alakalı alıştırmalar var. Onlara uygun soruları çöz. Bizim kaynaklarımızdan veya başka kaynaklardan da sorular çözmelisin. Zaten ben de sana ödev vereceğim. İsim, sıfat, zamir. Bazı hocalar ilerleyip edat, bağlaç konusuna geçmiş olabilir ama edat bağlacı biz zaten videosu var onu izleyebilirsin fakat şu anda Milliyetin Bakanlığı ve kolejlerde sorduğumuz birçok hoca daha isim sıfat zamir konularında olduklarını söylediler. Biz de yazılımızda bunlara ağırlık verdik. Bunlarla alakalı zaten konunun sorusuna gelince sana daha detaylı bilgi vereceğim diyorum ve haydi başlayalım diyorum. Oh be, sorumuza başlıyor. Şimdi bak Tonguç, bu hem kazanımlarda hem de Milliyetin Bakanlığı'nın kitaplarında çok üzerine durulan bir konu. Bütün sınıflarda hikayenin unsurlarını bulup boş bırakılan yerlere doldurunuz şeklinde sorular geliyor. Dolayısıyla sen buradaki hatta bu seneki örnek sorularda da verdiler, verebilirler, sordular. Ve yine ortak sınav yapılacak olursa da böyle bir soruyu bekliyoruz. Dolayısıyla biz de başka bir sürü sorumuz var zaten 10'a yakın soru hazırladık. 10 tane soru hazırladık ama ilk sorumuzda bunu sana yöneltmek istiyorum. Çünkü senin sınavdan önce yamulmanı istiyorum ki sınavdan sonra yamulmanı rica ederim. Şimdi burada bu metnin hikaye unsurlarını bulup boş bırakan yerleri doldurunuz diyor. Şimdi kişiler var. Hikayede kişileri bulmamız lazım. Zaman, mekan bunların ne olduğunu biliyoruz. Türkçe kelimeler zaten. Mekan yer demek. Olay ve anlatıcı. Şimdi birincisi
Ağustos ayının sıcak bir cumartesi sabahıydı. Devam ediyoruz. Ahmet Bey ve öğrencileri ilk defa insansız robot yarışmasına katılıyorlardı. Katılımcıların hepsi de çok heyecanlıydılar. Özellikle de Funda, Ömer ve İlayda'nın heyecanı görülmeye değerdi. Aylarca süren çalışmalardan sonra insansı bir robot yapmışlardı. Şimdi bu robotu TÜBİTAK'ın Gebze yerleşkesinde görücüye çıkaracaklardı. Şimdi birincisi burada kişilere baktığımızda hemen isimleri yazman yeterli. Funda var, İlayda var, başka kim var? Ömer var. Bir de Türkçe öğretmeni Ahmet Bey. O zaman Ahmet Bey yazıyorum. Sen tabii sınavda Türkçe öğretmeni yazman daha iyi olur. Hatta ben de şimdi senin sınav provanı yaptığım için aynısını böyle güzelce not alıyorum Tonguç'um. Zamana baktığımızda Ağustos ayı diyor. Yaz diyebiliriz. Ondan sonra virgül sabah diyebiliriz. Hatta Ağustos ayının yaz, Ağustos ayı sabahı da diyebiliriz. Ağustos ayı da diyebiliriz Tonguç'um. Mekana baktığımızda bak. Gebze yerleşkesini göreceği çıkacaklardı diyor. O zaman hemen buraya mekan olarak yani yer olarak TÜBİTAK Gebze yerleşkesini yazmamız en doğru bilgi olacak. Bunu sana sınavda hoca bu şekilde yazılmanı isteyecek şekilde soracak. Olaya baktığımızda burada adeta bu olayı özetlemeni istiyor. Zaten burada öyküleyici ve betimleyici bir anlatım var. Dolayısıyla bir olay anlatılmış. Öğrencilerin ne diyebiliriz olay olarak? Öğrencilerin ve Ahmet öğretmenin ve Ahmet öğretmenin veya Ahmet hocanın da diyebiliriz fark etmez. Ahmet öğretmenin öyü büyük yazalım çünkü o unvan. Ahmet öğretmenin insansı robot yarışmasına katılması. İnsansı robot yarışmasına katılması. Bu olayı bu şekilde yazman gerekiyor ki metni okuyup anladığın ortaya çıksın. Geldik anlatıcıya. Şimdi anlatıcıda bizim iki tane seçeneğimiz var Tonguç. Ya birinci anlatıcı olabilir ya üçüncü anlatıcı olabilir. Birinci anlatıcı ben yaptım, biz yaptık gibi cümleler olması lazım. Mesela kalemi masaya bıraktım, kapağını getirdim, kapağını kalemin üzerine taktım, sonra da Tonguç'a verdim ya da verdik diyorsak bu birinci anlatım. Ama kalemi masanın üzerine bıraktı, kapağını çıkardı, etrafına sessizce baktı. Yani o, onlar gibi bir anlam varsa üçüncü kişili anlatım oluyor. Burada çok dikkatli baktığımızda gözlemci bir bakış açısı var. Yani katılıyorlardı onlar, heyecanlıydılar onlar, işte çıkaracaklardı, yapmışlar diyor. Onlar diyor yani o veya onlar olduğu zaman biz üçüncü kişi anlatıcı olduğunu bilmemiz lazım Tonguç evladım benim. Şimdi hemen heyecan fırtınası yazılı provası devam ediyor ve yeni bir anlam sorusuna geçiyoruz. Bak, yeni bir heyecan, yeni bir... Yazım noktalama dil bilgi soruları zaten çözeceğiz. Sınavda karşımıza çıkacağı için hiçbir şekilde bunları kaçırmayacağız. Bunlarla alakalı sınıf anahtarı sistemimizde tonguçakademi.com'da çok detaylı farklı eğitimler de koyduk. İki tane yazılı uzun koyduk ama bunun haricinde başka videolar da var. Sen de onları mutlaka izle pekiştir eğer sınıf anahtarı sistemine sahipsen. Şimdi burada bir parça var. Hemen pat diye parçayı mı okuyacağız Tonguç'um şimdi? Evet hocam parçayı okuyacağız. Hayır, hayır, hayır. Bu tür sorularda bak ileride... Gözüm döndü hocam soruları görüyorum. Hayır, ileride tamam gözün dönmüş olabilir. Her an her şey olabilir. Ama sen bu tür uzun sorular gördüğünde önce soru köklerini okuyacaksın. Sonra metne geçeceksin. Hatta ben o yüzden bunları ayrı kağıtlara yazdırdım ki bunu tam net bir şekilde beyninde ayır diye. Bak şimdi... Ana düşünceyi soruyor. Ana düşünce... Düşüncenin anasıdır. Harika. Tebrik ediyorum seni. Anlatım biçimleri ve düşünce geliştirme yolları diyor. Ve bu metnin türü nedir diyor. Yani masal mı, fable mı, hikaye mi, işte roman mı, tiyatro mu ona bakacağız. Şimdi ilk başta ana düşünceyle başlamadan önce bir metni okuyalım. Ceviz ağacının dibinde yeşeren bir kabak büyüklüğü ile övünürmüş. Hatta her günü ceviz ağacının küçük ceviz meyveleriyle dal geçirerek geçirmiş. Siz kocaman ağaçta yetişiyorsunuz. Ona rağmen fındık gibisiniz. Oysa bir de bana bakın. Küçücük bitkime rağmen dev gibi bir bitkiyim dermiş. Cevizlerin hasat zamanı gelmiş. Hani kabak cevizleri küçümsüyor. Aa. Cevizlerin hasat zamanı gelmiş. Tarla sahipleri kibirli kabağın yanından geçmiş ama yüzüne bile bakmamış. Derken ceviz sahipleri aralarında şakalaşmışlar. Birisi diğerine sen cevizleri boş ver şu kocaman kabağı alsana demiş. Diğeri de bırak o kabağı canım. Kendisi kocaman ama içi boş demiş. Aa, kabak çok incinmiş. Benim kafam gibi. Evet senin kafan gibi diyebiliriz. Gerçekten kafanın şu şekilde baktığımızda normalde böyle duruyor gerçekten. Ama dokunduğumuzda içinde bir boşluk yani bir pamuk olduğunu görüyoruz. Şimdi kabak çok incinmiş ve aklına cevizler için söyledikleri gelmiş. Cevizlerden özür dilemiş. Şimdi buradan neyi çıkarıyoruz Songuç'um? Fiziki özellikler değil, iç güzelliği önemli. Çünkü sen fiziksel olarak böyle uzun boylu olabilirsin, yakışıklı olabilirsin, güzel olabilirsin. Aynen ama, ben hocam. Aynen sen. Yani senin alakasının fizik de sıkıntılı ama neyse. Yani fiziksel olarak çok artist olabilirsin ama eğer kalbinde sevgi, şefkat, cömertlik gibi bazı iyi özellikler yoksa bunlar hemen anlaşılır ve o dış güzelliğin geçici olarak kaybolur. Dolayısıyla buraya ana düşünce olarak pardon şuraya yazmam lazım, yanlış yere yazdım. Önemli olan, şuraya yazıyorum. Önemli olan iç güzelliği değil, daha doğrusu dış güzelliği değil, pardon yanlış söyledim.
dış güzelliği değil iç güzelliğidir. Bu metnin ana düşüncesi olabilir. İç güzelliğidir diyebiliriz. Çünkü esasında burada sonlara doğru vurguladı. Yani fiziki özelliklerin değil iç güzelliğin önemli olduğunu anlıyoruz. Niye? Kabak çok incemiş ve aklına Cevdet'in söyledikleri gelmiş. Şimdi bu metinde hangi anlatım biçimleri kullanılmış diyor. Birincisi biz burayı okuduğumuzda bir olay vardı Tonguç'un gördüğü gibi. Dolayısıyla biz burada bir öyküleyici anlatım var. Yani öyküleme tarzı anlatım olduğunu bilmemiz lazım. Bunlar neydi? Eğer ders kitabı gibi bilgi veriyorsa açıklama, böyle bir sohbet havası varsa, öyle değil mi okurlar gibi diyorsa tartışma. Eğer burada gördüğün gibi bir işte masaldan, fable'dan, hikayeden alınmış bir parça varsa, olay anlatılıyorsa öyküleme. Eğer bir şeyler de böyle tasvir edildiyse betimlemedi. Burada dolayısıyla betimleme de kullanılmış diyebiliriz. Niye? Çünkü varlıkların bazı ayrıcı özellikleri burada dile getirilmiş. Bak bir kabak nerede? Ceviz ağacının dibinde yeşeren büyüklüğü, sonra küçük ceviz meyveleri, fındık gibisiniz bak dev gibi bir bitkiyim, kibirli kapak, kabak özür dilerim. İçi boş böyle bir betimlemeler de var ama daha çok öyküleme ağır basıyor. Aynı zamanda burada Tonguç'um düşünce gelişimi yollarından da benzetmenin kullanıldığını söyleyebiliriz. Benzetme deyince aklına ne geliyor Tonguç'a? Arkadaşlarımızın okul çıkışına beni benzetmesi. Ya oğlum olur mu o kavga dövüş öyle şeyler çok kötü sakın öyle şeyleri düşünme. Burada benzetmeden kastımız ben dev gibiyim diyor. Bak gibi edatı Tonguç'um benzetme unsurudur. Bunu edatlar konusuna geldiyseniz daha gelmediniz ama ikinci yazıda bununla alakalı da çalışmalar yapacağız. Gibi bir edattır ve benzetme unsuru sağlar. Yani deve benzeyen bir bitkiyim yani kabak kendini dev görüyor. Orada deve gibiyim ben. Sen de deve gibisin gerçekten. Arkadaşlarım bana öküz gibisin diyorlar hocam. O da güçlü ve kuvvetli olduğun için Tonguç yoksa beyinsel fonksiyonlarla alakalı değil. Bu metnin türüne baktığımızda şimdi metin türleri deyince aklımıza masallar gelebilir, fable'lar gelebilir, hikayeler, romanlar gelebilir. Burada dikkatli bir şekilde baktığımızda insan olmayan varlıkların yani kabağın ve aynı zamanda diğer varlıkların konuşturulduğunu görüyoruz. Daha doğrusu kabağın konuşturulduğunu görüyoruz. Kabağın konuşturulmasından dolayı biz burada bir fable vardır diyebiliriz. Yani fable'larda hayvanlar ya da bitkiler konuşturulup insanlara ders verme amacı vardı. Biz buradan bir ders çıkardık. Neydi o? Önemli olan dış güzelliği değil iç güzelliğiydi. Gerçekten bu önemli bir dersi. İkincisi de bu fable. Ve dikkat etsen fable'larda kişileştirme ve konuşturma da yapılıyor. Dolayısıyla buraya bu anlatım tarzlarını da ekleyebiliriz. Kişileştirme ve konuşturma. Kişileştirme nedir? İnsan olmayan varlığa... Efendim insan... hocam. Ya senden bahsetmiyorum öyle adam. Mesela bir öküze... Efendim hocam. Hayır lan senden bahsetmiyorum. Bir insan olmayan bir varlığa diyelim ki öküze diyorsun ki... Öküz o gün çok sevinçliydi. Arkadaşlarını görmüştü ve onlara güzel haberler vermek istiyordu. Şimdi bu insansı bir özellik. Bu kişileştirme oluyor. Ve öküz gelip de konuşursa merhaba arkadaşlar nasılsınız derse aynı burada kabağın konuşması gibi o da konuşturma oluyor. Çünkü burada ne diyor? Siz kocaman ağaç yetişiyorsunuz. Ona rağmen fındık gibisiniz. Oysa bir de bana bakın küçük bitkime rağmen dev gibi bitkim diye konuşturma yapıyor. Dolayısıyla bu da konuşturma oluyor. O zaman metnin türü de fable olduğunu söyledik. Ve geçiyoruz bir dil bilgisi sorusuna. Zaten seçici sorularımız devam edecek. Yukarıdaki parçada yer alan zamirleri bulunuz diyor. Şimdi zamir neydi? İsimlerin yerini tutan sözcüklerdi. Mesela diyelim ki Tonguç bir özel isim. Tamam mı? Kalem bir cins isim. Kalemini. Masa bir cins isim. Masaya bıraktı dediğimizde bu sözcüklerin hepsi birer zamirdi. İsimdi. Burada özel ismin yerine o, cins ismin yerine bunu, cins ismin yerine şuraya dediğimizde bak isimlerin yerine geçen sözcüklere biz zamir yani adıl diyorduk. O bunu şuraya bıraktı diyor. Bak fiilin yerine geçmediği için fiili yine aynı renkle yazıyorum Tonguç'um. Peki zamirler ne işe yarıyor? Böyle gizlilik sağlıyor. Bir de lafı uzatmamayı sağlıyor. Yani o bunu şuraya bıraktı. Boşu boşuna Tonguç kalem masa demene gerek kalmıyor. Veyahut da bazen kim neyi nereye bıraktı diye gizlilik yapabiliyorsun. Bak hatta yazalım. Kim? Burada soru zamiri olmuş oluyor. Neyi? Yine soru zamiri oluyor. Nereye? Yine soru zamiri oluyor. Bıraktı diyebiliyoruz. Bunlar da ismi yerine soru yoluyla geçmiş oluyor Tonguç. Şimdi o zaman biz ben, sen, o, biz, siz, onlar, kim gibi sözcükleri bulup zamirse altına da çeşidini yazmaya çalışacağız. Ankara'da bir kere Ankara özel isim ve belli yerine bir şey geçmemiş. Bizi bekleyenlerin diyor bak. Bizi bir şahıs zamiri. O zaman buraya yazıyorum. Kişi zamiri yazıyorum. Kişi zam yazsam sen anlarsın. Bekleyenlerin hiçbiri bak. Hiçbiri yine belgisiz zamir. Hiçbiri hepsi bu tarz şeyler belgisiz zamirdi Tonguç Ali adamım. Onları bak onları önceden de tanıdığımızı bilmiyordu. Onlar derken insandan bahsediyor. Ben, sen, o, biz, siz, onlar. Bizi nasıl yazdıysak buraya da onları da yazıyorum. Tonguç evladım benim ve kişi zamiri diyorum. Önceden de tanıdığımızı bilmiyordu. Hepimiz belgesiz zamir olduğunu az önce söylemiştim. Hepimiz, herkes. Hepimiz birimiz için, birimiz hepimiz için. Harikasın. Gerçekten tam bir üç tiraşörler cümlesi söyledin. Belgisiz zamir olarak yine hepimizi buraya not alıyorum. Buluşma anını bekliyordum. Kimse, yine kimse sözcüğü de
kimse, hiçbiri, bazısı, birçok gibi sözcükler hep belgesiz zamiri Tonguç evladım benim. O yüzden buraya da yine belgesiz zamiri yazıyorum. Çıtını bile çıkarmıyordum. Mesela bile bağlaç, onu sonra ikinci yazıda göreceğiz. Kendimi sakinleştirmek için, bak kendimi sözcüğü de Tonguç evladım benim, dönüşlülük zamiridir. Kendi sözcüğü dönüşlülük zamiridir. Bunu da hocan sınavda sana sorabilir. Sakinleştirmek için bir oraya bir buraya yürüyordum. Oraya sözcüğü de yine işaret zamiri oluyor Tonguç. Çünkü oraya diye işaret ediyorsun. Ve yine buraya da burası biraz daha yakını gösteriyor. Bu da yine işaret zamiri olarak aklında bulunması gerekir Tonguç evladım benim. Şunu da dikkat et. Bazı sözcükler ek halindeki zamirler de kullanabiliyor. Yani mesela diyelim ki kalem sözcüğü bir cins isim ya Tonguç. Kalemim dediğimizde bu benim kalem anlamı kattığı için buna da iyilik zamiri diyor. Bazı hocalar bunu ekstra bilgi olarak verebiliyorlar. Bunu da bilmeni istiyorum Tonguç evladım benim. Bir de ki ilgi zamiri var. Mesela benim kalemim senin kinden dediğimizde buradaki senin kaleminden dediği için bu da ki ilgi zamiridir. Bu ekstra bilgiyi de vermek istiyorum ki sınavda hiçbir soruyu kaçırma. Şimdi geldik bir isim sorusuna, ispat sorusuna. En sevdiğim soru tipi. Ya sen de hep öyle diyorsun ama sorduğum zaman da bilemiyorsun. Ama olsun, yine de biz seni bu haline seviyoruz. Biz seni her haline seviyoruz Tonguç'um. Şimdi bak, yukarıdaki parça yer alan isimleri bulunuz demiş. Şimdi isimler neydi? Varlıkların yerine geçiyordu. Mesela şu ne? Bir kalem. Kalemin yerine geçmiş. Şu ne? Bir Tonguç. Tonguç'un yerine. Tonguç'un kellesinin yerine geçmiş. Dolayısıyla burada biz isimleri bulacağız. Ama isimlerle sıfatları ve zarfları karıştırmamız lazım. Şimdi bak, eskiden diyor. Eskiden bir zarf. Yani bir zaman zarfı. Bunu 7. sınıfta öğreneceğiz. Şimdi bilmiyoruz ama ülkelerin isim, zenginliğinin isim, hatta is yazayım ki senin aklına daha iyi kalsın. Ölçütü isim, hatta ülkelerin zenginliğinin ölçütü zincirleme isim tanımlaması olarak biliyor. Hatırlarsan ının ısı olunca isim tanımlaması oluyordu. Inının ısının ısı olunca, yani ülkelerin zenginliğinin ölçütü olunca da zincirleme isim tanımlaması oluyordu. Sahip olunan toprak isim ve doğal kaynakların kaynak isim ama doğal sıfat. Niye? Nasıl kaynak? Güzel kaynak, iyi kaynak, kötü kaynak, doğal kaynak. Buradaki doğal sıfat olduğu için burada sıfatı yazmıyorum. Doğal kaynakların miktarıydı. Bak burada yine miktar kelimesi bir isim. Zenginleşmenin yolu isim isim. Zenginleşmenin yolu sınıfın kapısı gibi bir tamlama. Daha geniş topraklara topraklar isim ama geniş sözcüğü yine sıfat. Güzel topraklar, leziz topraklar, kahverengi topraklar, beyaz topraklar, geniş topraklar dediğimizde yine geniş sözcüğü sıfat oluyor. Ama topraklar isim zaten lerler çoğul eki almış. Nerede çokluk? Orada lerler. Harikasın. Nerede çokluk? Orada lerler. Burada çokluk bildirdiği için lerler eki almış. Hükmetmekten geçiyordu. Yine hükmetmek kelimesi de bir isim. 20. yüzyılın, bak 20. bir sıfat ama yüzyıl yine bir isim, sıra sayı sıfatı. İkinci yarısında yine ikinci bir sıra sayı sıfatı ama yarısı isim. Bilimsel araştırmalar, araştırmalar isim. Yine lerler çok çoğul eki almış ama bilimsel sıfat. Hatta birazdan bize sıfatları da soracağı için ben sıfatları da söyleyeyim sana burada Tonguç'um. Bak, sahip olan toprak, bu bir sıfat. Doğal kaynak, bu bir sıfat. İşte geniş toprak, bu bir sıfat. Başka ne diyebiliriz? Kaçıncı yüzyıl? 20. yüzyıl. Bu bir sıfat. Kaçıncı yarı? İkinci yarı. Bu bir sıfat. Nasıl araştırmalar? Bilimsel araştırmalar. Bunlar birer sıfat. Zaten şunu asla zihnimizden çıkarmamız gerekiyor. Sıfatlar, birazdan bunun sorusu geliyor. İsimlerin sevgilisi, yani sıfatlar isimler olmadan yapamıyor. Sıfatın önünde mutlaka bir isim olması gerekiyor. O yüzden burada da bak hep şu sıf yazdıklarım sağında bir isim var. Sahip olan toprak, doğal kaynaklar. Hatta biz bunlara da sıfat tamlaması diyoruz Tonguç evladım. Ağırlık verilmesiyle bu anlayış, bak anlayış da bir isim, değişti. Bilgi üretimi isim isim önem kazandı diyoruz. Burada şuna dikkat et. Hangi anlayış? Bu anlayış derken burada da yine bir sıfat var ve sıfat tanımlaması var. Şimdi bak, isim sorusunda sıfatları da gösterdik. Normalde ben bunu sen öğren diye yaptım. Normalde sen yazılı da sadece bu altına isim yazdıklarımı, is yazdıklarımı yazman yeterli. Bu sıfatları gösterirsen hoca vay şov yapmış, artist yapmış der. Fazla puan vermez ama. Şimdi B'ye bakalım. Yukarıdaki parça yer alan sıfatları bulunuz diyor. Şimdi sıfatları bulacağız. Sıfatın ne olduğunu anlatmıştık. Sıfatlar isimlerin anlamını tamamlıyordu. Mesela her zaman verdiğimiz bir örnek vardı. Onu bir kez daha vermek istiyorum. Diyelim ki bir tavşan düşünelim. Bu tavşana biz şey yapalım, nedir onun adı? Sıfatlar getirelim. Beyaz tavşan dediğimizde niteleme sıfatı oluyordu. Güzel tavşan dediğimizde niteleme sıfatı oluyordu. Ama şu tavşan, öteki tavşan, bu tavşan dediğimizde işaret sıfatı oluyordu. Veyahut da hangi tavşan, nasıl tavşan, kaç tavşan. Güzel dediğimizde, tavşan. Ha, bu da soru sıfatı oluyordu. Veyahut da iki tavşan, birinci tavşan, işte üç tavşan dediğimizde bunlar sayı sıfatı oluyordu. Bir de Tonguç evladım benim, belgesiz sıfatlar vardı ki birkaç tavşan veya herhangi bir tavşan dediğimizde
kimi tavşanlar, yani bazı tavşanlar dediğimizde bunlar da belgisi sıfat oluyordu. Şu dördü belirtme sıfatlarıydı. Şu bir tanesi ise niteleme sıfatıydı. Bunu A ve B diye ayırıp bunları da birinci işaret, ikinci soru, üçüncü sayı, dördüncüsü de belgi sıfatı olarak ayırıyordu. Şimdi geldik buraya. Verdiği her uzun aranın yeni albümünü gönlümüzü fethetmeyi başaran pop müziği sanatçısı diyor. Şimdi bakalım. Tarkan. Harikasın bak. Ara, nasıl ara? Uzun ara, niteleme sıfatı. Hangi ara? Her yine bir belgisiz sıfat oluyor Tonguç'um. Ben nit yazdım, nit S yazdım, niteleme sıfatı. Belgi S yazdım, belgi sıfat oluyor. Aranın ardından yeni albümünü. Nasıl albüm? Yeni albüm yine niteleme sıfatı Tonguç. Gönlümüzü fethetmeyi başaran pop müziği sanatçısı. Nasıl pop müziği sanatçısı? Gönlümüzü fethetmeyi başaran pop müziği sanatçısı. Burada yine bir belirtme sıfatı oluyor. Bunu göremezdim işte. Evet. Bu kez, hangi kez? Bu kez, bu da yine bir işaret sıfatı Tonguç'um. İşaret sıfatı eski yazalım. Şarkı, eski. Harikasın, eski şarkı yine niteleme sıfatı. Yeniden yorumlayarak, ne zaman yorumlayarak yeniden diyemezsin. Çünkü yorumlayarak isim değil. Aa. Sıfatlar isimlerin sevgilisiydi. Geçmişe bugünün penceresinden bakıyor ve dinleyiciyi yine oldukça etkiliyor. Ne zaman yine buna da sıfat diyemezsin. Bu yine 7. sınıfta göreceğimiz zarf konusu olacak. Bununla alakalı mutlaka sınıf anahtarı sistemine sahipsen o videoları da izle ve diğer YouTube'daki videolarımızı da izle Tonguç. Şimdi geldik yazım yanlışlarına. Artık yavaş yavaş yazılımımızın sonuna geliyoruz. Güzel dakikalar yaklaşıyor. Karadenizler yaylalarının güzellikleriyle övünürler. Tamam, olabilir. Herkes övünebilir. Biz de hafta sonu Aybastı ilçesindeki Perşembe Yaylası'na gittik. Burada bir hata yok. Yaylanın iyisi büyük olur. Aybastı bu şekilde yazılır. İlçenin iyisi küçük yazılır. Bunlara sakın sakın Aybastı ilçesinin iyisi büyük yazılacak. İşte yaylasına büyük yazılacak değil mi? Yaylada güzelce eğlenirken aniden hava bozdu. Arda arda diyor bak. Şimdi buradaki arda arda yazımı yanlış. Bunun şöyle yazılması lazımdı. Art arda diye yazılması lazımdı. Şimşekler çaktı ve birdenbirenin yazımı da yanlış. Birdenbire bitiş yazılır Tonguç evladım benim. Birdenbire yağmur yağmaya başladı. Hemen bir yayla evine sığındık. Bu ev halkı için de sürpriz olmuştu. Ha bak. Buradaki sürpriz ne yazımı yanlış? Bu yine sürpriz şeklinde yazılmalıydı. Şimdi burada bir şey daha var. D2'ni ek gibi göstermiş ama esasında bağlaç olan D. Niye bak şimdi? Bu ev halkı için sürpriz olmuştu diyebiliyorsun. Bu ev halkı için de sürpriz olmuş diyebiliyorsun. O zaman buradaki D ayrı yazılmalıydı. Bağlaç olan D cümleden çıkarılabilir ve ayrı yazılır. Bu zor bir soruydu. Ordu'nun insanı kesinlikle çok misafirperver. Misafirperver bitişik yazılır. Burada yine yazım hatası var. O yüzden buraya yine misafirperver, konuksever gibi şeyler misafir oldu tabii. Misafirperveri de yine bitişik yazmamız gerekiyor Tonguç. Ev sahibi bize 1001 türlü yiyecek ikram etti. 1001 de sayılar normalde ayrı yazılsa bile 1001 bitişik yazıldığını aklından sakın çıkarma Tonguç. Şimdi geldik noktalama işaretleri sorusuna. Artık bitmek üzere. Boş bırakılan yay araçlara uygun noktalama işaretini getiriniz demiş. Elindeki gizli defterini masaya bırakıp şöyle dedi. Şöyle dedi dediğimiz için iki noktayı koyuyoruz. Akdeniz iklimiyle her mevsim gidebileceğiniz Kuzey Kıbrıs, virgül, denizin mavisinden hiç uzaklaşmayacağınız, pek çok kültürel pek çok etkinliğe katılabileceğiniz, virgül, farklı kültürleri tanıyabileceğiniz, virgül, Akdeniz mutfağının lezzetini tadabileceğiniz enfes bir gezi rotası sunar sizlere nokta. Fakat burada Kuzey Kıbrıs diğerlerinden daha artistik bir pozisyonda olduğu için, yani özne olduğu için buraya noktalı virgül koyman lazım. Niye? Çünkü noktalı virgül, virgülün daha karizmasıydı, daha büyüğüydü. Buna dikkat etmeniz lazım. Bir de bir infografi sorumuz var. Bunu da yeni nesil sorularda öğrencilere sordukları için hemen göstermek zorundayım. Böyle bir tablo verip sana bununla alakalı bir test sorusu ya da yorumlama sorusu sorabilirler. Bunu da aklından çıkarma. Şimdi bu tarz sorularda kesinlikle bu bilgilere göre hareket ediyorsun ve asla yorum yapmıyorsun Tonguç. Şimdi dünyada ortalama su tüketimi demiş falan filan böyle gidiyor. Yalnızca bak burası önemli. Yalnızca bu grafikteki bilgilerden yola çıkarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz demiş. Eksili bir soru sormuş. Fransa'daki kişi başına düşen günlük su tüketimi Avusturya'dan fazladır diyor. Bakalım Fransa 165, Avusturya 135. Bu doğru. Evlerde duştan daha çok sifon ile su tüketimi yapılmaktadır. Duş 115, sifon 130. Evet, sifon çok harcıyormuş. Evet ya. Su tüketimini azaltmak için bulaşıklarımızı makinede yıkamamız gerekir. Bu doğru ama burada bu bilgiden ulaşamayız. O yüzden atlamayalım. Almanya'da kişi başına düşen günlük su tüketimi 115 litredir. Bakalım Almanya nerede? Almanya. Evet hocam doğru 115. Evet 115 bu da doğru. O zaman C seçeneği yanlış. O yüzden C'nin yanına şöyle işaretimi koyuyorum. C yanlış. Niye? Çünkü doğru.
Bu ama yalnızca bu bilgilerden çıkaramıyoruz. Son sorumuza yaklaştık artık Tonguç'um. Aşağıdaki cümlelerin anlam özellikleri bakımından inceleyiniz. İfade ettiği anlam özelliğini işaretleyiniz demiş. Hatırlarsan neden sonuçta böyle maalesef bir sebep, bir gerekçe. Maalesef. Yani yapacak bir şey yoktu. Ama sonuçta bir istek, bir hedef, bir plan, keşke, bir gaye vardı. Koşul sonuç ise en başta söylediğimiz gibi babaanne cümleleriydi. Babaanne cümlesi. Ödevini yaparsan dışarı çıkarsın Tonguç. Şimdi seni göreyim diye yollara düşen benim. Bak burada seni görmek için yollara düştüm diyor. İçin ifadesi, diye ifadesini gördüğümüzde bir istek, bir plan, bir hedef olduğunda amaç sonuç olduk hemen tikimizi atıyoruz Tonguç. Erzurum'un dağları kardır, geçilmez dediğimizde demek ki Erzurum dağları kar olduğundan dolayı bu nedenle, bu sebepten, bu gerekçeden dolayı geçilmez diyoruz ve neden sonuca tikimizi atıyoruz. Türkü gibi hocam. Teşekkür ederim. Çalıştığında notlarını düzeltebilirsin. Tam bir babaanne cümlesi. Ama çalışmadığında öğretmen cümlesi. Kesinlikle düzeltemezsin. Ne diyorsun evladım? Ben babaannem miyim senin? Dolayısıyla burada bir koşula. Babaannemle aynı kefeye koyuyorum sizi hocam. Teşekkür ederim. Çalışırsan siz benim için çok değerlisiniz. Teşekkür ederim Tonguç'um. Çalışırsan düzeltebilirsin ama çalışmazsan yamulursun anlamında bir şey var. Dolayısıyla bu da bir koşul sonuç bizim. Öznel ve nesneni anlatmıştık. Öznel nesnel neydi Tonguç? Kişisel düşünce içerenler. Özneldi, içermeyenler nesneldi. Ankara'nın en kalabalık ilçelerinden biridir Çankaya. Şimdi kalabalıklık kişiden kişiye değişmez. Burada sayı olarak Ankara'nın eğer nüfusu en fazla ilçelerinden İkisinden bir tanesi ise o zaman Çankaya'yı sen kalabalık bir ilçe kabul edebilirsin. Samimi davranışları ile iyi bir insan olduğunu hissettirdi. Sana göre samimi olabilir ama bana göre pis bir herif. Ne diyorsun oğlum? İyi bir insan sana göre bana göre değişebilir. Dolayısıyla bunları çok iyi bir şekilde bilmemiz lazım ve özel cümle olduğunu görmemiz lazım Tonguç'um. Hocam bu belki ben bunu nasıl yaşayacağım hocam? Şimdi Tonguç'um bununla alakalı çalışman için sana ödev vereceğim. Bu soruyu açıklayalım ama önce ödev vereyim madem. Önce ödev ver hocam. Şimdi bak, birisi Tonguç'um çok... akıl notları senin için çok ideal bir kaynak. Neden? Çünkü akıl notlarının içerisinde adeta derslerde öğrenmen gereken tüm bilgileri biz özetledik. Bak bu 6. sınıfın 2. dönem akıl notları. Burada Türkçenin içerisindeki cümlede anlam, cümlede kavramlar. Bak az önce sana soruda soramadık da burada bütün soruları soramıyoruz ama karşılaştırma cümlesi, olasılık cümlesi, varsayım, tanım, öneri, önyargı, cümlede duygular, anlatıcı türleri, sözcüğün yapısıyla alakalı, iyilik ekleri, çekimekleri hepsini sana çok güzel anlattık. Türkçe dersine buradan mutlaka çalışmalısın. Yazıldan önce bunun yanında da gezdirebilirsin. Bunun haricinde Tonguç'um sana Zoru Bankası'ndan ödev vermek istiyorum. Hemen içindekiler kısmından baktığımızda zaten Türkçe'de yetmedi sözcükten, bir tane daha. Bitmedi. Sözcükte anlam, işte cümlede anlam, deyimler, atasözleri, özdeşler, parça anlam. Yani sayfa 16'dan sayfa neredeyse 66'ya kadar yani edat bağlaşan olduğu kısma kadar çözmelisin. Niye? Çünkü zamirler, tamlamalar, isimler, ekler, kökler bunların hepsini zaten sınavda gördük. Senin sınavında hocam soracak. Edat bağlaç yönden biraz daha ikinci yazılı konuları olacak. O yüzden onlarla alakalı soru çözebilirsin. Eğer hocanız geçmediyse. Buradaki bütün soruları tek tek çözmen, zorlara dikkat etmen benim için önemli. Aynı zamanda Tonguç'um senin yeni nesil sınav tarzına, soru tarzına alışmak için mutlaka dörtlü motivasyon denemelerini alman lazım. Tabii bu sene sınav yok. Sınava daha çok var ama sen okul derslerine başarılı olmak, parasız burslu yatılı sınavları veya buna benzer kolejlerin açtığı burslu sınavlarda başarılı olmak istiyorsan ve okulun normal İşleyişi sırasında test tekniğini tam anlamıyla öğrenmek istiyorsan dörtlü motivasyon denemelerini mutlaka almalısın ve bitirmelisin istiyorum. Bunlar da ödevin. Şimdi soruya geçelim. Ondan sonra esas ödevini vereceğim Tonguç'um. Aşağıdaki deyim ve atasözlerini karşılarında verilen anlamlarla eşleştirelim. Gözden kaçırmak, neşe ve konuşkanlığı yitirmek, susmak. Değerli kimselere satışan çok olur. Dalgınlıkla. Gözden kaçırmak, dalgınlıkla görmek anlamına geliyor. O zaman buraya yazıyorum. 3A diyorum. Gelelim buraya. Ateş düştüğü yeri yakar. Bir acıyı onu çekmeden başkası tam anlayamaz. Yani ateş düştüğü yeri yakar itfaiyeciler için söylenmiş bir söz değil. Burada mecazlı bir söyleyiş var. Bir mecaz anlam var. Dolayısıyla bunun cevabı da 4B olmuş oluyor. Neşe ve konuşkanlığı yitirmek, susmak da dut yemiş bülbüle demek. Yani eğer böyle bülbül dut yediği zaman böyle susarmış biliyor musun? Hiç konuşmazmış. Dolayısıyla böyle üzgün üzgün durmuş. Sen de eğer Allah korusun konuşkanlığını yitirirsen bu senin Tonguç dut yemiş bülbüle dönmüş derler. Bu bir deyim bu arada. Al elmaya taş atan çok olur. Şimdi elmanın güzel olanı aldır. Hani böyle kırmızılı al benili. Dolayısıyla eğer... Al yanaklığım, gül dudaklığım. Ne diyorsun saçmaladın? Öyle bir türkü var. Öyle bir türkü var tabii. Değerli kimselere satışan çok olur. Evet. Bir insan eğer çok güzel hani meyve veren ağacı taşlarlar diye de bir atasözü var bizde. Yani eğer sen güzel şeyler yapıyorsan insanlar seni çekemez ve seni eleştirirler anlamında atasözü de var. Şimdi Tonguç'um son ödevini de veriyorum. 0'dan 6'ya sözelde Türkçe ile alakalı mutlaka konu çalışması yapmalısın. Bak kök gövde sınavında mutlaka var. Aynı zamanda yapım ekleri mutlaka var. Dolayısıyla sayfa 14, 16 bak bunlar konu altı sayfaları. Yandaki soruları zaten çözeceksin. Sayfa 18, 20, 22,
24 isim tanımlamaları, sıfatlar 26, 28 isim ve sıfat tanımlamanın karşılaştırılması, zamir 30. sayfaya kadar çözüyoruz. Burası yok. Edat bağlaç ünlem ikinci yazılı konuları. Dolayısıyla sayfa 32'ye kadar gelirsen, 32 hariç gelirsen dil bilgisayarı alakalı şeyleri bitirmiş olursun. Zaten parçada anlam, cümlede anlam bunlar her zaman için ödevin Tonguç'um. Hadi bakalım şimdi ödüllü sorumuzu yap. Şimdiden sınavlarına başarılar diliyorum. İyi olan kazansın. Hadi bakalım.